Şimdi sıradaki haberle ilgili olarak sağlık skandalı mı dersiniz, başka şekilde mi adlandırırsınız, karar sizin. Ama bakın ben olayı anlatayım sizlere. Yalova'da bademcikleri ve geniz eti alınması, kulaklarına ise tüp takılması planlanarak ameliyata alınan 3,5 yaşındaki bu minik yavrunun 6 saat süren operasyona rağmen bademciklerin alınmadığı ortaya çıktı. Şaşırdınız öyle değil mi? Vallahi biz de haberi görünce şaşırdık. Ve tabii ki baba operasyonu yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi oldu. Doktorsa iddiaları reddetti. Bademcikleri almamasının nedeni olaraksa bademciklerin iltihaplı olmasını gösterdi. Orada kendisi de gördü bademciğinin olduğunu, dönüp bize dedi ki ya dedi biz dedi bir yanlış yapmışız dedi. Biz dedi bademciğini almayı unutmuşuz dedi. Bademcik ameliyatı için masaya yattı ama iddiaya göre doktor 3,5 yaşındaki Abdülhamit'in bademciklerini almayı unuttu. Baba hastaneyle operasyonu yapan doktordan şikayetçi oldu. İddiaları reddeden doktor ise iltihaplı olduğu gerekçesiyle bademcikleri almadığını öne sürdü. Yalova'da yaşayan Selime ve Neyfel Tosun çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 3,5 yaşındaki Abdülhamit Cihangir uzun süredir bademciklerinden rahatsızdı. 3 senedir 3,5 yaşındaki oğlum benim tedavi görüyordu, antibiyotik falan alıyordu. Geniz etiyle bademcikten dolayı. Bademciği sürekli intihaplanmadan dolayı ateşleniyordu. Ağrı kesiciler, antibiyotik falan kullanıyordu. 1,5 yıldır tedavi gören Abdülhamit Cihangir'in geniz etinde büyüme, kulağında ise enfeksiyon oluştu. Rahat nefes alamadığı için uyumakta zorlanan Cihangir ateşlenince ailesi onu hastaneye götürdü. 3 senedir bu tedaviyi gördüğü için artık 3,5 yaşındaki bir çocuğun bu antibiyotikleri kullanmasını istemediğimiz için devlet hastanesine götürdü. İlk önce sonradan çocuğun ameliyat olma durumunun ortaya çıktı. Özel hastaneye götürmek istedik bir an önce ameliyat olması için. Bademcik iltihabı ile orta kulak enfeksiyonu teşhisi konulan Cihangir özel bir hastanede 6 saat süren bir operasyon geçirdi ancak aradan geçen 10 günün ardından küçük çocuk aynı rahatsızlık sorunuyla tekrar karşılaştı. Boğazına baktığında da bademciğinin büyüdüğünü gördü. Bunu bir an önce ameliyat etmemiz gerekiyor dedi. Çocuğun ağız yapısı falan değişmeye başladığını söyledi bize. Çocuk hastaneden çıkardık. Ondan sonra bir 10 günlük süreç içerisinde çocuk ateşlendi. Başka bir doktora giden aile orada duyduklarına inanamadı. Çünkü bademcik ameliyatı olan çocuklarının bademcikleri alınmamıştı. Devlet hastanesine götürdük. Oradaki acil doktorunun çocuğun bademcikleri çok kötü olmuş deyip de orada zaten açığa çıktı. Çocuğun bademciğinin çok şiştiğini, bundan dolayı ateşlendiğini söyledi. Biz de o anda şaşkınlık içerisinde nasıl yani dedik. Bu çocuğu biz 10 gün önce ameliyat ettirdik. Doktor dedi hayır dedi bunun bademci almamış, bademci duruyor dedi. Ondan tabii biz bir şok yaşadık. Orada kendisi de gördü bademciğinin olduğunu, dönüp bize dedi ki ya dedi biz dedi bir yanlış yapmışız dedi. Biz dedi bademciğini almayı unutmuşuz dedi. İddiaların odağındaki ameliyatı gerçekleştiren doktor ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek iltihaplı olduğu gerekçesiyle bademcikleri bilinçli almadığını belirtti. Bu büyük bir sorumsuzluktur yani. Nasıl unutulur bu?